Lezzete Dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün konservelik menemen tarifi vereceğim. 10 kilo domates. Ben karışık kullanıyorum. Siz bulabilirseniz hepsini Çanakkale domatesi de kullanabilirsiniz. Ve 2 kilo kadar karışık biber kullanacağım. Biraz da acı var içerisinde. Siz eğer acı istemiyorsanız sadece tatlı biberle de yapabilirsiniz. Biberlerin çekirdeklerini ve başlarını temizledik ve istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben bu şekilde biraz iri iri doğruyorum. Siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Evde melemeninizi nasıl yapıyorsanız o şekilde doğrayın. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Biberlerimi tamamladım. Domateslerimi de soyup ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğruyorum. Robota atmanıza gerek yok. Normal evde yaptığınız melemen gibi doğrayabilirsiniz. Şu kısmı alın. Şu beyaz kısmı alıyoruz. Ve istediğiniz bütün domatesleri bu şekilde tamamladım. Yapacağınız miktara uygun çelik tencere kullanıyoruz ve bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ilave edebilirsiniz, ayçiçek yağı. Yağım ısındı ve biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerin rengi dönene kadar bir 15 dakika kadar kavuralım. Yapacağınız miktara göre değişebilir süresi. Hafif rengi dönecek. Biberlerimiz kızartma kokusu gelince domateslerimizi ilave edeceğiz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya kadar. Kaynadıktan sonra açık bir şekilde kaynatacağız. Menemenimiz kaynamaya başladı. Bu şekilde açık kaynatıyoruz. 10-15 dakikada bir karıştıralım bu şekilde. Altlı üstlü. Menemenimiz yaklaşık 30 dakikadır kaynıyor. Ben 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Tuzumuz eriyene kadar bir 10-15 dakika tekrar kaynatacağız. Bu şekilde açık kaynatıyoruz. İçerisindeki su buharlaşsın. Kaynadıktan sonra tuz miktarına bakabilirsiniz. Eğer size tuzsuz geliyorsa tekrar tuz ilave edebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bağlı tuzu. Ve şimdi kaynar kaynar kavanozlara doldurun. Bu şekilde suyuyla birlikte dolduruyoruz. Kavanozun etrafını bir havlu kağıtla bu şekilde kurutalım. Kapağımızı da kaynattık ve tekrar kurutuyoruz bu şekilde. Sıfır kapak kullanıyoruz. Ve güzelce sıkıyoruz. Sıkıp ters çevireceğiz. Bu şekilde hepsini tamamlıyorum. Vermiş olduğum bu tarifte 6 tane birer kiloluk konserve elde ettik melemen. Ve bir tane de bu şekilde küçük. Ziyan olmasın, bunu da küçük bir kavanoza koydum. Mutlaka bu şekilde 24 saat ters çevirin. Herhangi bir sızma veya bir ses duyuyorsanız onu hemen tüketin. Kışa almayın, bozulur. Eğer hava almıyorsa gönül rahatlığıyla 2 sene boyunca saklayabilirsiniz. Karanlık ve serin bir yerde. Buzdolabına koymaya gerek yok. Normal mutfak dolaplarında saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.